bunlar aslında çok önemli bilgiler. Evet, bu akrilik tedavisi çok güzel bir şey. Evet. Ama tabii ona basit, sizler karar ağrısız, veriyorsunuz. Sızısız. Tel tedavileri yaptıran arkadaşlarım var. Gerçekten çok iyi sonuç veriyor. Yani tırnağı böyle o bükülmüş tırnak, hani batık tırnağı alıyor böyle kenarlarını o tedaviyle, o telle doğru uzamasını, yatağına girmesini evet sağlıyor değil mi? Yanlış tırnak yatağını, bir şey söylüyorsam uyarın. Yok hayır, çok doğru söylüyorsunuz. Tırnak yatağının normal bir şekilde sağlıklı hale gelip tırnağın kendi yatağında uzamasını sağlıyoruz. Evet. Ve bu yani birkaç ayda tedavi olabilecek bir şey. Cerrahiden önce mutlaka bir podoloji hizmeti almaları lazım hastalarımızın. Çünkü çektirmek sonuç olmayabiliyor. Bunu defalarca çektirip aynı batmayla tekrar karşılaşabiliyorlar. Şimdi şöyle bir şey de diyorlarmış. Çekeceğiz, geçen gün böyle bir şey duydum. Çekeceğiz, başka çözüm yok. Yani bu şekilde kolay bir yöntem değil mi yani? Aslında yani çekersiniz ama çekmek de bir çözüm değil. Her şeyi denersiniz. Ona rağmen batığı önleyemiyorsanız, ki böyle bir şeyle henüz hiç karşılaşmadık. Yani yıllardır yaptığımız bakımlar sonunda bunu da çözüm alamadık dediğimiz hiçbir olay ben olmadı. Ben böyle bir şeyi hani duydum. Onlar da başka bir çıkış yolu arıyorlardı. Peki yaşlı ve gebelerde ayak sağlığı, ayak bakımı çok önemli ve zor. Bu alanda verilen bir hizmet var mı? Bizim hizmetlerimizin arasında evde bakım hizmeti var ve özellikle evde ayak bakım hizmeti var. Şimdi yaş artık uzadı. Biz 50 yaşlarda yaşlıyız deniyordu yıllar önce. Ama şimdi 70-80-50 yaş orta yaş oldu. Böyle olunca kronik hastalıklar artıyor ve evde yatan demans, Alzheimer ve yatağa bağımlı ebeveyn sayımız arttı. Ama bunları hastaneye getirmek mümkün değil. Ne yapacağız? Bakım olmadığı için tırnakları kalınlaşmış. Düşünün, bizim tırnak kalınlığımız 1 milim diyelim ki. Tabii bu süsle ilgili bir şey kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Böyle hastalara eğer evlerine gidiyorsanız bu muazzam bir şey yani. Yaşlılarımıza hizmet vermek zorundayız. Çünkü mutlaka. Bu bir sağlık problemine dönüşebiliyor. Düşünün şimdi, sizin ayağınızda bir hastayla karşılaştım ben. Evde bakım 2 senedir yatıyor. Tırnağın uzunluğu yani 10 küsür santim. Geriye dönmüş, kalınlığı bu kadar. Böyle bir tırnağı evde kesebileceğiniz bir doğru materyal olması mümkün değil. Yani ve bazen kalınlaşmış bir tırnakla karşılıyoruz. Tırnak boyumuz, yani tırnağımızın kalınlığı belli. 2 santim. 2 santim kalınlaşmış bir tırnak. Bunlar nasıl bir boğaz enfeksiyonu gibi hastalık aslında. Tedavi edilmesi lazım. Bu çok lazım. Önemli bir şeyden bahsediyoruz. Gerçekten yaşlılık çok zor bir çok şey. Çok zor. Kendinize yetemediğiniz bir evet, çok zor. Hepimiz yaşlanacağız. Belki ihtiyacımız olacak ama eve bu hizmetin gidiyor olması, ben sizi tebrik ederim. Gerçekten çok önemli bir şey. Bulamıyorsunuz yani, hani getireceksiniz. Evet. Ya da hastaneye gidip yaptıracaksınız. Onun hastaneye kesilmesi lazım. Bazı hastalarımızda o kadar şey ki, ambulansla götüreceksiniz, alacaksınız bir çok tırnak zor, bakımı çok için. Zor. Tabii ki maalesef çok bu zor. Mümkün değil. Doğru ayakkabı seçimi, şu önünüzdeki şeyi göstermek istiyorum. Bir dakika var. Doğru ayakkabı seçimi, bu doğru ayakkabıdan mı böyle, neden, nasıl? Yok, böyle? Bu benim ayağımın şekli. Evet. Benim podoloğum bu ayağımı çizdiği zaman ne alakası var canım, ben 36 numara giyiyorum, ayağım bu kadar büyük mü dedi. Deniz Hanım, sizin ayağınız üzerinde, ben oradan çiziyorum. Yani düşünebiliyor musunuz? Ayağımız yere bastığımızda bu kadar genişliyor ve biz ucu sivri stilettolara, yani şu genişliği şu kadarcık ince bir stilettonun içerisine sokmaya çalışıyoruz. Peki o zaman ne oluyor? İşte parmak kenarlarımızdaki nasırlar, ayak parmaklarımızın üzerindeki sertleşmiş dokular, bunlar oluşuyor. Bunun için ayakkabı seçerken önü özellikle biraz daha kare, ayağımızın içinde rahat hareket edebileceği şeyler seçmemiz lazım ki tırnak mantarımız ve nasırlarımız oluşmasın. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Yaşlı bakımı, bütün yaşlılarımızı buradan sevgiyle, saygıyla, hürmetle kucaklıyoruz gerçekten. Çok önemli. Kesinlikle. Yaşlılara hizmet verenler her zaman çok yaşasınlar diyorum. Çok keyifle veriyoruz biz de. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için.